Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu, piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Öncelikle ben bir anket yaptım dün. Ankete katılanlara teşekkür etmek isterim. Şöyle dedim ki bir yıl öncesine göre alım gücüm arttı, azaldı, aynı kaldı. Bir tanesini seçin işte. 29.986 kişi katılmış anketimize. %90,9 azaldı diyor. Arttı diyenler de %5,8, aynı kaldı diyenler de %3,2. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkıyor aslında. Şimdi en kötü ekonomik durumda bile birisinin alım gücü artabilir. Çünkü o insan ne bileyim terfi edebilir, daha iyi kazanan bir işe gidebilir veya kendi işini yapıyorsa daha iyi iş yapabilir, işte ihracat yapabilir, farklı bir sektöre girebilir vesaire. Birilerinin alım gücü artabilir burada. Yani burada yanlış bir şey yok. Ama o ekonomik konjonktür nedeniyle değil, o kişinin kendisinin ya da işte şirketinin yapmış olduğu bir başarı sonucunda oluyor. Yani herhangi bir işi değiştirmemiş, normal işinde devam eden bir kişinin alım gücü tabii ki böyle bir ortamda artmaz. Ve burada da azaldı diyenler de yaklaşık %91. Büyük ölçüde insanların alım gücü azalmış. Niye bir yıl öncesine göre dedim? Çünkü faiz indirimlerine henüz başlanmamıştı. Yani burada faiz indirimleri sebep, alım gücünün düşmesi, azalması da sonuç olmuştur. Yani yanlış bir iş yapıldığını en azından takipçilerimin %91'i yaşıyorlar, yaşadıklarını burada belirtiyorlar. Diğer arttı veya aynı kaldı diyenler de belki bu faiz indirimleri nedeniyle artmadı. Belki onların da alım gücü başka şeyler nedeniyle arttı. Belki o yüzden onların da içinde faiz indirimlerinin fakirleşmeye sebep olduğunu düşünenler olabilir. Ama her ihtimalde %90'ın üzerinde ezici bir şekilde hükümetin yanlış faiz politikası, para politikası nedeniyle bu alım gücünün azaldığını söyleyebiliriz. Hatta biraz daha filmi geriye saracak olursak Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla başlayan o süreç insanların fakirleşmesine sebep olmuş. Bunun da sorumlusu belli. Yani bunu da sizlerden gelen oylarla görmüş olduk. Ben zaten biliyordum ama sizlerden de yani yaklaşık 30 bin kişinin katılımında da yani yaklaşık 27 bin kişinin verdiği oyla bunu da teyit etmiş olduk. Bunu bir söylemek ve ankete katılanlara teşekkür etmek istedim. Şimdi bundan sonra borsayla gideceğiz. Şimdi borsada yeni hedefimi açıklamıştım ve demiştim ki yeni hedefimiz 4053, eğer şu 3405'i geçersek burası çok önemli bir direnç değil. Burayı geçersek yeni hedef o olacak. Geçebileceğimizi düşünüyoruz. Ama öyle olmadı. Bugün de geçemedik. Dün de geçemedik. Bugün de geçemedik. Olabilir. Burası bir direnç. Yani Fibonacci seviyesinin aslında işe yaradığını ve hedefin de 4053 olduğunu gösteriyor bu bize. Yani buradan ne beklemeliyiz? Buradan bir düzeltme mi beklemeliyiz? Yoksa geçilmesini mi beklemeliyiz? Şimdi buradaki bu oluşan dojiler, doji bunlar mum grafiklere göre bir yükseliş var ama belirsizlik de artıyor demek. Yani pek güzel değil vaziyet. Ama güzel olsun olmasın, borsamız iyidir, güzeldir demeye devam ediyoruz. Sistemimizi de takip ediyoruz. Sistemimiz bizi şurada satmaktan kurtarmıştı. 6 Eylül'de, bugün 7 Eylül. Bugün de gene aynı seviyeyi takip ediyoruz. 3301, yani bu 3301'e kadar olan düşüşler normal. Bunun altında 2 saat kalınıyorsa o zaman yükseliş trendi bitti. Burada düzeltme başladı diyeceğiz. Şimdi Kaufman hareketli ortalaması geride kalmıştı. Bakın artık o da yetişti. O zaman şöyle diyebiliriz. Bakın burada Kaufman'ı da beklemeye gerek yok belki. Kaldıraçlı işler yapmayın diyoruz. Borç parayla işler yapmayın diyoruz. Ben illaki de yapacağım. Kaldıraçlı da yapacağım. Borçla da yapacağım. Ben çok harikayım, çok bilgeliyim falan diyen insanlar da var. O zaman 3338 bunun altında 2 saat kalıyorsa hemen pozisyonunuzu kapatın. Çünkü daha aşağıdaki seviyeyi de kırmayacağının bir garantisi yok. Artık bu saatten sonra daha fazla risk almayın. Bunun haricinde
borsamız iyidir, güzeldir. Bugün bankacılık endeksi de satışlar vardı. O yüzden bankacılık endeksini de şöyle bir gösterelim. Orada hedefim vardı benim 4110. Orası gelmiş aslında bankacılıkta. Yeni bir hedef çalışması da yapmadık. Ve burada 3918 var şurada. Şurası şöyle büyütebiliriz. Burası kırılmadığı sürece bankacılık endeksinde de tutulabilir. 4067 var şu anda Kaufman. Bunun altında 2 saat kalıyorsa o zaman bankalarda kaldıraçlı pozisyonda olmayın. Daha fazla risk almayın demek istiyorum. İşte borsa tarafı buydu. Dolar TL tarafında tehlikeli sulardayız. İşte her gün böyle deniyor falan diyen arkadaşlar. Arkadaşlar tehlikeli sulardayız diye 40 iş günü boyunca diyebilirim. Ama 43 günü sonrasında bugüne kadar beni hiç yanıltmamıştır. 40'ı çıkmıştır. 40'ı çıktı derim. Yani bunlar bir yerde doları baskılamaya başlarlar. Dolar şu tarihten itibaren baskılanıyor dediysem ondan sonra 40 iş günü saydığım zaman üstüne 40'ı çıktı derim. Bugüne kadar hep öyle dedim. 40'ı çıktıktan sonra yükseliş başlar. Daha uzun süre tutmalarına imkan yok. Bugüne kadar başarabilmiş değiller. Yani o yüzden böyle beklersiniz, hiçbir şey olmuyor falan dersiniz. Birdenbire çıktığını görüversiniz. Şimdi bugün biraz daha değişik şeylerden de bahsedeceğim. Sterlin. Sterlin yaptığım zaman, Euro-Dolar yaptığım zaman hele bir de başlığa koyarsam takipçinin yarısı kaçıyor zaten. Aa, beni hiç ilgilendirecek bir şey değil. O yüzden hiç isminden, cisminden bahsetmeden burada araya koyalım. Sterlin'de hedefimiz 1.14.098. Öylesine çizmiştim. Yani 1.14.10. Bugün doğruya değdiğini görüyorsunuz. Yeni bir hedefim yok. Hedefe ulaştı Sterlin. Düştü. Tamam. Hızlı geldi. Biraz daha yavaş gelmesini beklerdik. Belki Eylül'ün sonunu bulmasını beklerdik ama geldi. Bitti. Yani bu 14.10 kırılırsa o zaman bakacağız tekrardan. Aşağıda var bir şeyler. 1.10 falan gibi şeyler var ama öylesine çizilmiş şeyler onlar. Burası kırılmadan öyle bir hedefim yok. Burası kırılırsa öyle bir hedefim olabilir. Onu da zaten açıklarım. Sterlin'deki olay bu kadardı. Euro'da hedefimiz 0.96 devam ediyor. Fakat buralarda bir buralardan bir tepki yükselişleri gelebilir. Euro'da şöyle gösterelim. Şöyle bir kanal içerisine gidiyoruz. Şöyle bir aşırı satış bölgesindeyiz. İşte şu belki 0.98.5 ki oralara da geldi sayılır. Oralardan böyle bir tepki yükselişi gelebilir. Tepki yükselişi gelmek ne demek? Yani işte şu kanalın üstüne doğru belki 1.02'ye kadar maksimum bir yükseliş gelir. Bundan için söylüyorum. 75 basamak faiz artırılması konuşuluyor. Jumbo faiz artışı deniyor. İşte görüyorsunuz Jumbo'su bile 75 yani. Ancak Fed'in faiz artışına eşit olacak. Ondan evvelki yapılanları yakalayamayacak bile. Yani 1.25 falan yapması lazım ki Jumbo densin ya da çünkü 1 yaptı Fed. 1.25 yapılması lazım. Ama öyle de bir yapacak imkan yok. Hele ki bu ortamda bu kadar doğalgaz krizi falan varken. O yüzden Euro-Dolar paritesinde faiz artışına rağmen beklentim 0.96'dır. Çok sorulduğu için soruyorum. Ha Euro-TL ne olur derseniz onu bilemem. Çünkü ben Euro-Dolar paritesi düşecek diyorum. İyi de yani Dolar-TL mi çıkacak, Euro-TL mi düşecek yoksa Dolar-TL çıkacak, Euro-TL yerinde mi kalacak falan gibi şeyler soruyorum. Onu bilemem. Euro-Dolar paritesi düşecek diyebilirim ben. Euro-TL'yi bilemem. Onu soruyorsanız yapacak bir şey yok. Peki buradan Euro'dan arbitraj yapıp dolara geçilir mi? Hala da geçilebilir. Sterlin'den dolara geçilir mi? Hayır. Burası riskli olur. Bunları da söyledikten sonra şöyle bir Amerikan 10 yıllıklara bakalım. Amerikan 10 yıllıklar şu 3.29 seviyesinde burayı zorluyor. Üzerine bile gitmişti bugün. Pek biraz geri geldi. Biraz geri geldiyse altında da biraz yükseliş oldu. Şöyle günlükten bakacak olursak altında, bakın 2 Eylül buraya düşüyor.
1 Eylül düşüyor, 2 Eylül yukarıda, diğer günler tekrar aşağıda, şimdi tekrar yukarıda. Yani yatay gidiyor. Zaten geçen hafta almayın, bu hafta alın dedik. Bu hafta da biraz böyle yatay gidebilir. Çünkü yatay gidebilir dedim ve buralar almak için de iyidir dedim. İyi bir yerler buralar. 1680 gelir mi diye sordu. Gelebilir. Yani 1680 gelmez diyemem bu ortamda. Gelebilir ama buralarda almak için iyidir. Kesin bir 1680 gelecek diye de bir şey yok yani. Çünkü bakıldığı zaman evet yani bu buraya kadar gelebilir sanki. Haftalıkta öyle gözüküyor. Günlükte de tekrar gelebilir gibi duruyor ama dediğim gibi gelmesi şart değil. Buralar almak için iyi. Neden iyi? Çünkü önümüzdeki hafta yükseliş bekliyoruz. Neden yükseliş bekliyoruz? Çünkü Amerika'da enflasyon açıklanacak salı günü. Onun da düşük gelmesini bekliyorum. Ve o düşük gelmesiyle birlikte Amerika'nın 10 yıllıklarda bir düşüş ve altında yükseliş bekliyorum. Bunu ben bekliyorsam ben bana gelinceye kadar Amerika'yı takip eden birçok işte stratejist var. Amerika'da var zaten. O yüzden pazartesi günü başlayabilir yükseliş, öyle söyleyeyim. Böyle yani altın, gümüşte de bir şey olmasını beklemiyorum şu an itibariyle. Evet bir yükseliş var ama orada da benzer görüntü, işte yataylık oldu. İşte tekrar o 31 Ağustos'taki seviyeye doğru geri geliyor işte böyle. Tamam yani altın yükselirse gümüş daha fazla yükselecek zaten şu şekilde. O yüzden bu buralarda gümüş almak için iyi, ala dönüyor falan. Güzel yani, o bakımdan bir şey demeyeceğim. Şimdi gelelim Dow Jones'a. Şimdi Dow Jones'ta şöyle bir Ichimoku'muz da var bizim. Onu da bir koyalım. Dow Jones şöyle Ichimoku'nun altına sarktı. Tekrar Ichimoku'ya doğru bir hareket yaptı. Buralardan artık yükselmesini bekliyoruz. S&P 500 Ichimoku'nun içinde kaldı diye biliyordum. Evet, içinde kaldı o. Burada da işte tepki yükselişini yaptı. Yani yükselişini yaptı, tepki demeyelim, buradan çıkmasını bekliyoruz. Çünkü şöyle tekrardan Ichimoku'nun üstüne atacak olursa, şöyle 4000'i falan görünce hareketin hızlanmasını bekleriz. Nasdaq'ta da benzer, Dow Jones'a benzer, işte Ichimoku'nun altına geçti, tekrar Ichimoku'ya geri geldi falan. Yani buralarda artık Amerika'nın toparlanmasını bekliyoruz. Çünkü dünkü olayı bir görmek istedim. Bu Gazprom işte yani Rusya gazı kapatmıştı. Yani önce bir arıza var falan dediler cuma günü. Büyük satış geldi. Zaten bayramdı. Bakalım bunun etkisini üstüne atabiliyorlar mı? Bir pazartesi görelim dedik. Pazartesi negatifti. Negatif olunca tabii piyasalarda işte Bitcoin'de falan da negatif şeyler görüyorsunuz. Ama bugün en azından bu açılış itibariyle güzel yani. Bir üzerlerinden atıyorlar gibi etkisini görüyoruz. Üstelik şu da var. İşte bu Fed faizin kararına 14 gün kala 75 baz puanlık artış %80. Yani artık tamamen fiyatlanmış. Yani herkes neredeyse 75 baz puanlık artış bekliyor. %20 yani 50 puan bekleyenler. Yok öyle 50 puan falan. Yani 75'e piyasa razı oldu. Piyasa razı oldu. Bitti yani. Ve ondan sonra bugün de yükseliş görürsek ki şu anda iyi gidiyor. Amerikan borsası burada dibini yaptı diyeceğiz. O zaman TMG, AFA vesaire gibi şeylere ekleme yapmak isteyenler bugün de yükselişi gördüysek yarın ekleme yapabiliriz. Altın, gümüş almak isteyenler alabilirler. Mesai saatlerinde almanızı tavsiye ederim. Bu şekilde yani. Peki Bitcoin tarafında? Bitcoin tarafında bir basamak daha alta düştü. Gene bu 1-2 dakikalık satışlarda sert bir satışlar oldu bu Nasdaq düşerken. Şimdi Nasdaq buralardan toparlıyorsa buralar fena değil. Ama bir yükseliş geldiğini görün. Öyle alın. Şu anda almak istiyorsanız. Şu anda bak öyle değil. 8 saatin üstüne çıkamadı hala da. Yani şöyle bir 20 binin üstüne attığını görürseniz 19.500 iyidir ama 20 binin üstüne çıktığını görseniz o zaman yani Bitcoin de alınabilir. Buralar dip olmasını bekleriz yeni bir şeyler olmazsa ama yani Nasdaq'ın çıktığını görmemiz gerekiyor. Özel bir şeyler de olmaması gerekiyor. Şimdi dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Bir taraftan Fed faiz arttırarak enflasyonla mücadele ediyor.
Ama Amerika'da işler o kadar iyi gitmiyor. Çin'de işler o kadar iyi gitmiyor. Avrupa'da işler çok kötü gidiyor. Bütün bu işler kötü giderken bir de üstüne faiz arttırmak zorunda olmaları, fiyat istikrarı çünkü amacı Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı. Böyle bir takım ülkelerde olduğu gibi hükümetin seçime girerken daha yüksek büyüme ihtiyacını karşılamak için daha yüksek enflasyonla insanların fakirleşmesine göz yummak değil. Bir miktar belki burada enflasyonun gitmesine izin verilebilir gelişmiş piyasalarda ve Amerika gibi, İngiltere gibi hard currency böyle bir para birimi olan yerlerde. Yani mesela Türk lirası gibi bir şeydi. Bu bir zaten felaket. İşte gördük %91'i de onu söylüyor. Ama paranız hard currency olursa yani euro gibi, sterlin gibi, yen gibi, İsviçre frangı gibi veya İsveç kronu gibi filan böyle bir paranız olursa o zaman biraz enflasyonun fazla olmasının bir sene, iki sene pek de bir sakıncası yok. Sizin paranıza çok değer kaybettirmez böyle şeyler. Çok büyük bir fakirleşme getirmez. Kaldı ki siz ülkenizde Amerika gibi bir yerde uzun yıllar %2'lik enflasyon hedefliyorum deyip de o hedefinizin çok altında kaldıysanız işte böyle bir sene gitsin diyebilirsiniz. Ama öyle veya böyle Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrardır. Yani enflasyonla mücadeledir. Fed de bunu yapıyor. Bunu yapınca da hem bir taraftan dünyada bu belirsizlikler var. Yani savaşın ve büyümeyle ilgili sıkıntıların olduğu bir ortam var. Hem de bu enflasyonla mücadele için faiz artışı var. O yüzden bu sıkıntılı bir süreç. Bunun farkındayım. İnsanlar da sabırsız. Yani işte Bitcoin'de kaybediyor, borsada kaybediyor. Amerikan 10 yıllıklar düşmediği için altın, ons altında, gümüşte falan kaybediyor. Ama sabırlı olun diyoruz. Bekleyin. Çünkü Amerika enflasyonla mücadelesini kazanacak. Özellikle de petrol fiyatı düşeceği için bunu diyorduk. Ve işte bugün de petrol fiyatında düşüşler var işte. Bakın 90 dolara düşmüş Brent petrol. Ve de ben de zaten öyle olmasını bekliyordum. Şu şekilde bakıldığında işte içim okunun da altına geçiyoruz. Bu 90-47 denilen yer şu anda oraya değdi. Bir destek seviyesi, Fibonacci destek seviyesi. Buralardan bir tepki yükselişleri gelebilir tekrardan. Olabilir böyle şeyler. Ama onlar bittikten sonra veya buradan direkt kırarak önce 76'ya evet önce 76 dolara sonra da 69 dolara devam etmesini bekliyoruz. Çünkü buradaki günlükte İçimoku'yu kırdık. Şimdi haftalıkta bu hafta kırıyoruz. Artık geçen hafta tam altında kapattık ama belirsizdi. Şimdi bu hafta net olarak altındayız. İşte ondan sonraki hafta tepki yükselişi olabilir veya olmayıp daha hareket aşağıya gidebilir. İşte bütün bunlar Amerika'da enflasyonu düşürecek. Enflasyon 3 ay arka arkaya düştüğü zaman Fed duracaktır faiz artışlarında. Beklentimiz böyle. Ama 2 ay düşük çıkması bile ki önümüzdeki hafta açıklanıyor. Piyasalarda bir rally başlatacaktır. Ama o Fed'in 3. ayı da gördükten sonra, Ekim ayında görecek onu Fed. Tamam ben artık duruyorum faiz artışlarını yeterince yaptım demesiyle piyasalarda parabolik bir yükseliş gelebilir. Umarım öyle olur. Herkes de para kazanır. Borsa İstanbul'da para kazandığınız Dow Jones'ta yani New York Stock Exchange'de de para kazanırsınız. Umarım. Altın, gümüşte de para kazanırsınız. Umarım. Bitcoin oralarda da yükseliş olmasını beklerim ama orada da umarım kazanırsınız da oralar karışık yerler. Çok da böyle güvenilip de yatırım yapılacak işler değil kripto paralar. Bakın insanlar biliyorum kolay yoldan para kazanmak istiyorlar. Yani kim istemez ki ben de isterim. Ve o yüzden riskli işler yapıyorlar. Ben bu kadar zamandır borsada halka arzlar halka arzlar dendi. Bir tanesini bile tavsiye etmedim. Bir tanesinin bile reklamını yapmadım. Yapanlar kendi bilir. Yani bir tanesinin bile Twitter'da, YouTube'da falan reklamını yapmadım ki bana reklam şirketlerinden falan da teklifler geldi. Kabul etmedim. Başımdan savdum yani onları bir şekilde. Yani yapmadım çünkü doğru bir iş değil.
Çünkü bir çıkıyor, kazanıyorsun, sonra birdenbire satılıyor. Ondan sonra arkasından ne pislikler çıkıyor bu işlerin. Kripto paralarla ilgili olarak da bana birçok sponsorluk teklifleri geldi. Hepsini reddettim dedim. Olmaz böyle bir şey. BTC Haber TV'de çıkıyorum. Çünkü BTC Haber TV orası bir şey satmıyor size. Bu bir haber kanalı yani. O yüzden çıkıyorum. Yani o kriptolardan para kazanmak isteyenler, halka arzlardan para kazanmak isteyenler, çok riskli işlerden para kazanmak isteyen insanlar. Anlıyorum yani böyle onları da. Çaresizlik var. Çünkü diyor ki adam, benim 10 bin liram var, bu parayla hiçbir şey yapamam ama bir kripto para bir şey alırsam da o 50 katına çıkarsa işte bu parada ben 500 bin lira olur, ben de bir araba alırım diyor. Yani bu halka arzı, ben koyarım 10 bin lirayı, 10 katına çıkarsa 100 bin lira olur diyor, işte ise bir şey olur diyor. Tamam, anlıyorum insanları yani, çünkü başka çare yok zaten. Ama bunlar riskli işler. Umarım yani altından, gümüşten, borsadan kazanırsınız. Bitcoin'den, kriptodan da kazanırsınız ama o taraflara çok bel bağlamayın derim. İşte bugünlük de bu kadar.